Evet. Şurada bir açıklık getirelim. Cemil Kaya gerçekten çok değerli bir arkadaşımdır. O ne söylerse biz şakalığına, espri bir şekilde her zaman kendimize takılaraktan söyleriz. Ama başkaları kesinlikle ve kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. O benim çok değerli bir canım arkadaşımdır. Her şeyden öte canım abimdir. Artık kelimeler düğümlendiği anda hakikaten bunu düzeltelim. Biz hani türkülerimizin vasıtasında konuşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ki senin yazmış olduğun türküleri konuşuyoruz ve değerli hocalarımızın yazdığı türküleri konuşuyoruz. Hadi Mutlaka tabii bakalım ki. o zaman güzel bir türkü gelsin. Hareketli bir türkü gelsin. Evet, alkışlıyoruz Ayşegül Hadi Pınar bakalım için. o zaman. Haydi bakayım. Şöyle yine güzel bir türkü gelsin. Ayancık Emre'leri, ben sana Vay. güzel bir sürpriz yaptım. Her şeyi unutalım tabii ki. Güzel bir türkü. Bu güzel türküm de hakikaten albümde yer alamamıştı. Ama biz üzüntümüzü dile getirmiştik. Değerli hocamız Fikret Hasani de dedi ki bize, sana güzel bir sürpriz yaptım. O güzel sürprizi de bugün aldım. Sana özeldi çünkü sen Sinop'ta hakikaten çok değerli bir sanatçısın. Çok değer vermişsin. O gönüllere değer verdin. Onun için sana güzel bir sürpriz yapmak adına ben Fikret Hasani'ye çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu etti bugün beni. O zaman o güzel türkümüz gelsin mi? Gelsin, evet, Hadi Ayşegül bakalım. Pınar diyoruz. Sönüyor oy 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 oy, istifanın feneri,
İstifanın feneri, istifanın feneri, istifanın feneri. Bu türküde oynayan oy 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 oy, bu türküde oynayan oy 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 oy. Sinop'un yiğitleri, Sinop'un güzelleri, Sinop'un yiğitleri, Sinop'un güzelleri. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir türkümüz, hareketli hareketli gelsin mi? O zaman yine şöyle Samsun'a doğru gidelim. 12 diyelim. Şu Samsun'un evleri diyelim mi? Oynamaya hazır mıyız? Ekran başı hazır mıyız? Hazırlar. Haydi bakalım o zaman. Helal olsun eller havada. Haydi bakalım. Samsun'un evleri, yârimin kara gözleri, yârimin kara gözleri. Senin o bakışların, senin o bakışların öldürür neceleri, öldürür neceleri. Hadi güzel gel gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Hadi hadi güzel gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Şekerdir yedikleri, şekerdir yedikleri. Hiç aklımda çıkmıyor, hiç aklımda çıkmıyor. O yarın dedikleri, o yarın dedikleri. Hadi güzel gel, gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Hadi hadi güzel gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Çakıllıdır taşları. Şu dünyada sevenler, şu dünyada sevenler, kavuşmazsa olur mu, kavuşmazsa olur mu? Hadi güzel gel, gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Hadi hadi güzel gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Hadi güzel gel gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Hadi hadi güzel gel yanıma, dola kollar boynuma, üzme sevdiğim beni, ölürüm senin yoluna. Hadi güzel gel. Ver coşkunu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bugün Nisan 1'de değildi Mehmet abi. Nisan 1 şakası ne zamandı bu şey? Alkışlıyoruz Mehmet abicimi de.
Mehmet abi Nisan bir değil bugün yani. Hani biz sürpriz yapalım da sen sürpriz ya yaptın. Ya siz diye. Sabahtan tanıtımdan bahsediyorsunuz. Biz dedik bir şaka yapalım bakalım nasıl. Yapalım. Bunu içeriden hazırladılar bana aslında da. Hadi öyle olsun. Arkadaşlar biz canlı yapar mıyız? Biz şaka yapalım aslında derken şakalandık yani. Hiçbirinin haberi yoktu evet. İçeriden haberi yoktu. Biz kardeşimle beraber bir de sevgili bu Murat'ın ayağın altına çıktı Murat. Bir espri tabii ki ama biraz ciddi oldu değil mi? Peki. Alkışlıyoruz Mehmet Öndülü. O zaman istese bir muhabbet et, bir isi gelene kadar. Geliyor mu si? Hazır mıyız? Geldi, hazır. Peki. Haydi bak. Ben bu kahrı çekemem hayır.
değerli dostlar, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra mesela döndüğümüzden hareketlesenler dinleyeceğiz. Kısa bir ara. Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show devam edecek. Tek albüm fiyatına tam 6 albüm. En sevdiğiniz sanatçıların, en sevilen ilahileri de sizler için Aşkı İlahi setinde bir araya getirdik. Abdurrahman Ölür, Sedat Uçan, Cemal Kuru, Feyzullah Koç, Mehmet Karakuş, Mustafa Yılmaz. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Daha birçok ilahinin bulunduğu Aşkı İlahi setini evinizde, arabanızda ve istediğiniz her yerde rahatlıkla dinleyebilirsiniz. 6 albümden oluşan bu muhteşem Aşkı İlahi setini herkes alsın, herkes dinlesin diye sadece 8 lira 90 kuruş. Aşkı İlahi setine sahip olmak için 0212 320 9090 nolu telefonumuzu 24 saat boyunca arayabilir ya da www.ilahikervanı.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz. Biz sizlere bugün muhteşem bir ürün getirdik. Siz de vücudunuzdaki bütün tüylerden ve bütün kıllardan 10 dakika içinde kurtulmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse Sağlık Bakanlığı bildirimli tamamen Türk malı muhteşem bir ürünle sizlerin vücudunuzdaki bütün kıl ve tüyleri döküyoruz. Ve dökerken gerçekten muhteşem, gerçekten kaliteli bir ürüne döküyoruz. Hem tüylerinizi döküyoruz, hem tüylerinizi azaltıp seyreltiyoruz, hem de vücudunuzdaki selülitleri yok ediyoruz. Bakın Lasinya bu akşam bu programa özel 99 liralık satış fiyatından direkt reklamımız bitene kadar 69 liraya indirilmiştir. Evet, tanıtıcı reklamımız bitene kadar normal satış fiyatı 99 lira olan Lasinya tüy dökücü bugün 69 liraya indirilmiştir. Evet, erkekler, bayanlar, vücudunuzda başınızdan aşağı, bakın başınız hariç, başınızdan aşağı vücudunuzun bütün bölgelerini, özel bölgeler dahil olmak üzere kullanabilirsiniz. Belirlenmiş bir yan etkisi görülmemiş, bitkisel ve vücudunuza herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Normalde tüy dökücüler kötü kokar ama Lasinya'da kötü bir koku yok ve gerçekten tüylerinizi 10 dakika içinde döküyor. Peki tüylerinizi 10 dakika içinde nasıl dökeceksiniz? Siz hemen 0216 641 4848 0216 641 4848 numaralı telefonları tuşlamaya başlarken ben buradan şöyle demek istiyorum. Lasinya tüy dökücü. Eğer erkekler kollarına, bacaklarına, karın kısmına ve göğsüne, bayanlar ise yine aynı bölgelere ve özel bölgelere de olmak üzere. Şöyle jel halinde olan Lasinya'yı alıyorsunuz. Diyelim ki elinizin üstüne süreceksiniz. Jelle beraber sıkıyorsunuz
kalın bir tabaka halinde 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika sonra bir havlu ya da bir mendil vasıtasıyla kılın çıkış yönüne doğru siliyorsunuz. Sildiğinizde pasparlak orası oluyor. Tertemiz oluyor. Gerçekten tertemiz oluyor. Ve 10 dakikada bütün tüylerden kurtuluyorsunuz. Bakın bu olayın birinci boyutu. İkinci boyutu ise vücudunuzu, tüylerini döküyoruz ama tüylerin bir de seyrelmesi, bir de daha geç çıkması, daha az çıkması lazım. Dolayısıyla yanında vermiş olduğumuz ikinci lasinya setinde hemen vücudunuzdaki tüyleri döktükten sonra ıslak bir mendille silip bol suyla yıkadıktan sonra lasinyanın diğer jelini sürüyorsunuz ve bu jel çilek ve kavun karışımı güzel bir kokudan oluşuyor. Bunu vücudunuza sürüyorsunuz, kılınızı döktüğünüz yere sürüyorsunuz. Bu hem vücudunuzdaki hücrelerden içeri giriyor, kıl diplerini yumuşatıyor ve kılların daha seyrek çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda vücudunuzun pH dengesini korurken vücudun nemini de sağlamış oluyor ve vücudun parlaklığını da sağlamış oluyor, hücreleri de koruyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı bildirimli olduğunu mutlaka belirtmek isterim. Bu iki ürünü sizlere 99 lira yerine 69 liraya sahip olacak. Birinci şişe tüy dökecek, ikinci şişe tüy azaltacak, üçüncü şişe selülitlerinizin giderilmesinde yardımcı et. Çavuşoğlu Yemenler'den dört dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Sağlıklı kilo vermek isteyenler, kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler, ekran başına. İşte kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak profesyonel bir ürün. Sancom. 60'tan fazla ülkede satış rekorları kıran Sancom, dünyanın tıp merkezi olarak kabul edilen İsviçre'de doktorlar ve diyetisyenler tarafından geliştirilmiştir. Sancom %100 doğaldır. İçinde hiçbir kimyasal bulunmaz ve İslami beslenme prensiplerine uygun olarak üretilmiştir. Sancom'a artık siz de kolayca ulaşabilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacak Sancom size bir telefon kadar yakın. Merhaba, ben Erol Şeker. Fazla kilolarımızdan ve bunların yol açtığı zararlardan bahsedeceğim. Yaşı dünyamızın nüfusu 7 milyarı geçiyor. Afrika'da açlık çekilirken Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2015 yılında 2.3 milyar kişinin obez olacağını, aşırı kilo olacağını biliyor musunuz? Bu da dünyadaki 3 kişiden birisinin aşırı kilolu olacağı anlamına geliyor. Acaba bu 3 kişiden birisi siz misiniz? Bu aşırı kilolu insanların sağlıklı insanlara göre daha zor nefes alacağını, kalplerinde ritim bozukluğu, damarlarında tıkanma, karaciğerlerinde yağlanma olacağını, bedenlerinin çok daha fazla kilo taşımaktan bel fıtığı, eklem ağrıları, kronik ağrılar çekeceğini, şeker hastalarının artacağını, kolesterol, yüksek tansiyon problemleriyle beraber sindirim ve boşaltım problemlerinin kolon kanserine doğru gideceğini, sağlığımızın geri dönülmesi zor olan rahatsızlıklara doğru gideceğini ve bu haleti ruhiye içindeki insanların psikolojilerinin bozulacağını, sosyal hayatımıza birçok olumsuzluklar oluşturacağını, bu sorunların işimizi, ailemizi ve çevremizi etkileyebileceğini tabii ki tahmin edebiliyorsunuz. Üstelik bu tehdit en değerli varlıklarımız, çocuklarımız için de geçerli. Eğer bunları görebiliyorsanız ve şimdiden önlem almak istiyorsanız, dengeli beslenerek ve formunuzu koruyarak bunu başarabilirsiniz. Birçok diyet programları denediniz ama ne yağlarınızı yakabildiniz
ne de fazla kilolarınızdan kurtulabildiniz. Çoğu zaman da verdiğiniz kilolar fazlasıyla geri geldi ve sağlık problemleriyle baş başa kaldınız. Artık kendinizi kandırmayın. Aldığınız kaloriyle yaktığınız kalori eşit değilse hiçbir zaman formunuzu yakalayamazsınız. Doğru beslenmeyi bilmiyorsanız asla ve asla başaramazsınız. Dünyada ödüller almış, 60'tan fazla ülkede satış rekorları kıran, İsviçreli doktorlar ve diyetisyenler tarafından geliştirilmiş Sancom diyet lifleri. Dünyanın tıp merkezi İsviçre'den ithal. 2010 yılında Kaliforniya'da yılın en iyi diyet ödülüne sahip, başarısı klinik çalışmalarla tespit edilmiş Sancom %100 doğaldır. İçinde hiçbir kimyasal bulunmayan, doktorlar ve diyetisyenlerin diyet lifleri olmadan olmaz dedikleri Sancom. Yediğiniz ilk Sancom'un mükemmel tadıyla size ne kadar etki edebileceğini göreceksiniz. İlk 3 günde size ne kadar detoks yapıp bedeninizi toksinlerden temizlediğini, ilk 2 haftada da bu sistemin sizde oturmuş bir şekilde iştahınızı nasıl kontrol ettiğinizi göreceksiniz. Kendinizi ve yaşamayı seviyorsanız kilo almayı beklemeyin. Buna fırsat da vermeyin. Bu konuda Sancom sizin en büyük yardımcınız olacaktır. İşte fırsat, işte imkan. Akyapı Gayrimenkul'den 24 ay vadeli arsalar. İster konut, ister fabrika, ister yatırım için. Akyapı Gayrimenkul'den imarlı, ifrazlı arsalar sizleri bekliyor. 0212 424 5126 Sefaköy, İstanbul. www.akyapigayrimenkul.com.tr. Aradığınız kalite ve hizmetse Etwire olarak doğru adrestesiniz. Paslanmaz çelik, demir, bakır, pirinç, otomat çelik malzemeleri, kare, dikdörtgen, D profil, yassı tel ve dilme olarak istenilen norm, tolerans ve kalitede soğuk şekillendirmek bizim işimiz. Türkiye distribütörü olduğumuz Avrupa menşeili, Wegener marka 1. sınıf patentli yaylı çelik teller, Bender sert metal haddeleri, kren çelik kesicileri ve otomobil cam çıkarma telleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0212 651 95 00 www.et-wire.com.
bir yarim çok da baydım bakıyorum birazcık sevsem yarim vay benim çakır yarim cepkendir fakir yarim çok da baydım bakıyorum birazcık sevsem yarim Hacı amca bakıyorum da maşallah dökülüyorsun yine ha. Çoktan beri görüşemiyordum. Hacı amcaya bir alkış alalım maşallah döktürüyor ya. Vallahi bravo. Vallahi ağzına yüreğine sağlık Cemil Kaya. Estağfurullah. Değerli Mehmet Öndül, bu ne biçim bir şakaydı? İnsan kuliste bana söylemez mi ya? Bunların hepsi beni böyle Tonga'ya getirmişler efendim. Neymiş? 5 Nisan'mış. 1 Nisan'ı biliyorduk da 5 Nisan'ı bilmiyorduk. 5 Nisan seni albümlük daha cemil genç yani, oldu. Bu bana yapılır mı bir de? Şimdi o kadar... Mehmet abim hakikaten o kadar profesyonel yaptın ki. Oyuncuyuz. Şimdi... o kadar güzel bir konuya değindin. Allah nasip ederse şimdi Mahsun'un bu yeni filminde de sinemada da oynuyor. Kesinlikle oynuyor. Deniyoruz yani. Sonunda. Sırf onlar içindi değil mi? Yok biz içeride aslında Muratlarla sevgili kardeşimle biz böyle hazırlandık. Ama ben yoktum. Şimdi ama içeride... bana söylemediniz. Şimdi enteresan yani... tarafı içerideyken vallahi benim cep telefonumdan Murat'ı arıyorlar. Ya hakikaten böyle bir şey var mı diyorlar. Herkes inanmış. nerede alkış bir alalım. Ama madem böyle bir şey yapacaksınız, insan bana söylemez mi? Day. Ya benim de haberim olsa ona göre davranırız böyle. Ama hakikaten çok profesyonelce yaptınız. Bravo. Sen, tebrik sen ediyorum. Sen telefon demedin mi Cemil Kaya? Sana sürprizim var diye. Bu kadar da demedim ama. Biz de sürprizi böyle yaparız. Güzel. Güzel. Albüm çıkmış. Yani sen bize sürprizle geldin. Ayıncı kıymeler sürpriz oldu benim için. Bu şaka da bana sürpriz oldu. Abi. Ayşegül'le dedim bu akşam böyle gözleri dedim dört dönecek. Böyle bir ağır şaka yapacağız. Ama sen sürpriz zaten programın başına dedin bir sürprizimiz var diye ben uyanmadım ama. Allah nasip ederse bir ileriki haftalarda ikinizi alacağım. Ben asıl sürpriz orada var. yok artık. yok artık. yok vallahi yok yani. Ama eğer böyle sürpriz yaparsa önceden söyleyeyim bana. Sürpriz, orada bak bende kalp var olacak. Yani kalpten önceden giderim. Önceden söyledikten sonra bir anlamı yok ki bu işin yani. Ama bende kalp var bak kalpten giderim. Bende de var kalp. Ama ne güzel şu anda gerçekten çok büyük ben tahmin ediyorum bu akşam en çok izlenen biz olduk. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Öndül'e vallahi sağ abi olsun. Abi bir halay yapalım mı? Şöyle güzel bir bize halay, halay ne okursunuz? Ya bir güzel bir türküm var halay tamam. Tarzı. 3 numara gelirse bu da şey diyor çok konuşanlar için sıkı sıkı tut dilini diyor. Öyle olur mu? Ama orada bir abi var vallahi çok güzel oynuyorsun yemin ediyorum. Böyle. O fanatik zaten. 7 yıldır gelir yani her hafta gelir. Her hafta buraya atlayacak da diyorum aman amca dur. Diyorum. Bu arada içeride evet benim sevgili dostum Mahsun bizi izliyormuş. Cep telefonu mesaj geldi. Ona da sevgiler, saygılar, hürmetlerimi göndermek Mahsun istiyorum. Mahsun abi de bekliyoruz inşallah en kısa zamanda programımıza. Gitmiyor abi gitmiyor. Ben bir türlü kendi programıma getiremedim. Selamlar olsun. Peki. Evet alkışlıyoruz. Görelim alkışları Mehmet Öndül.
aslanlar gibiydim, seni sevdim erdim. Yeter bana yaptığın, en sonunda delirdim. Yeter bana yaptığın, en sonunda delirdim. Sıkı sıkı tut, tut dilini, üzeceksin. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Abicim bu sözler kime ait bu eserin? Bunu da seni sevdiği bir adam Celal Yarıcı'nın bunu sözü. Ay, evet. Programa konuk olmuş Celal abiye de buradan selamlar, evet, gönderiyorum. Selamlar güzel olsun. Güzel bir ses, güzel bir evet. Yorum. O da gene Ekin TV ailesinde bildiğim kadarıyla. Bu akşam onun programı var. Yapma ya, karşı karşıya mı geldik? Evet, karşılaştık. Vallahi. Ama senin 3 saat, o 2 saat. Biz 1 saat öndeyiz. Evet, buradan kocaman bir alkış gönderiyoruz değerli dostumuza. Ayşegül. Canlı canlı okuyalım mı yine? Sürpriz şöyle... mi? Evet, ya şaka yok değil mi daha? Tamam kardeşim. Önceden söyleyeyim bak. Şaka var mı yoksa? Hayır yok. Artık şöyle. Tedirgin oturmaya başladım. Mehmet seni... Öndül. Bir şey yok değil mi? Doğru söyle. İnanmıyorum artık çünkü. Yok yok, gerçekten yok. Rahat olayım mı? Yok. Şanslı. Ne bileyim, bağlamadan bir şeyler çıkar şimdi içinden. Bir bakalım. Olur mu olur yani. Programın bitimine kadar Allah büyüktür, bakalım ne çıkacak. Ya öyle deme işte bak. Bağlama çalıyormuşum, işinden bir şeyler çıkıyormuş. Olur olur mu? Her şey olabilir. Bir akşam stüdyo yanıya dedik, başladı şey balonla tutuşlanmış stüdyo yani. Bir akşam öyle oldu, sürpriz oldu bize. Millet hareket ediyor, ben de dedim Allah Allah niye hareket ediyor? Meğer stüdyo tutuşlanmış buradan elektrik kontağından da söndürdük Allah'tan havadayken. Evet, bizleri izleyen şu anda sinopumuzu temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz demişler. Mermerciler bizleri izliyorlarmış. Evet, Marmara Adası'nda Cevdet Örnek, Cengiz, Engin Yıldırım, Ahmet Kaya, Şakir Can, Bursa'da Hamza Örnek, İbrahim Özünlü, Amasya'da Nedim Öztürk, Eskişehir'de Özdemir Yurbaş, ismini sayamadığımız birçok dostumuz, mermerci hemşehrilerimiz bizleri izliyormuş. Sanatçı dostlarımıza sizlere de çok selamlar çok var, başarılar ediyorum. Diliyorlar. Evet, biz de bizleri izleyen bütün dostlarımıza buradan selamlar gönderiyoruz değerli dostlar. Pazar günü akşamında kısmet olursa Medya TV'de olacağım, senin kanalında olacağım. Çorumlar Derneği'nin programında olacağız. Buradan Süleyman Başkanım'a da selamlar. Turan abiye, Turan Cani'ye selamlar. Gerçekten evet. Medya TV kısa zamanda. Ben de yarın akşam yine orada olacağım. Pazar akşamı da Flash TV'de olacağım. Değerli Mehmet Öndül de yarın akşam Ekin TV'de. Yarın akşam benim kendi programım var da. haftaya inşallah. Bu da bir hafta orada bir sürprizimi bekliyorum. Vallahi ya, gelmem. Çok özür diliyorum. Ben biliyorum senin programın çok izleniyor. Çok. Senin vasıtanla. Ben yarın akşam kendi programın dışında cumartesi günü ben Antalya'dayım. Pazar günü de Alanya'dayım. Konserimiz var. Orada da hemşehrilerimizi selam bekliyorum orada. Evet. Evet değerli dostlar, yine 12 Mayıs cumartesi günü Gündüz köyümüzde Hıdır Ellez Şenliği var. Buradan bizim kendi köylerimize ve çevre köylere de duyurulur. Akşamda kısmet olursa bir eğlence konserimiz olacak. Ve sürpriz konuklar, Ankara'lı Ayşe gelebilir büyük ihtimal. Ve Mehmet abiyle gidebiliriz. Ayşegül Hanım olabilir. Sürprizlere açık olun. 12 Mayıs cumartesi günü Hıdır Ellez, duamız, keşkeğimiz, akşamda konserimiz olacak. Buradan değerli dostlarımıza da duyurulur. Belki Mavi Karadeniz'in canlı yayında olma ihtimali var. Kesin değil ama sizlere de duyurmuş olalım. Aynı zamanda köye gitmek isteyen değerli dostlarımıza da Ramazan Özdemir'e ulaşmalarınızı sizlere tavsiye ediyoruz, söylüyoruz. Çünkü otobüs kalkıyor, otobüs tutulmuş. Ve dernek başkanlığında Ramazan Özdemir şu anda yürütüyor. Ramazan Özdemir'den geniş bilgi alabilirsiniz değerli dostlar. Yine bizler Türkiye'den Hüseyin Günay Bey izliyorlarmış. Sıkı sıkı tut dilini parçasını istemişler. Ona da armağan olsun. Mehmet Öndül'e ve Ayşegül Hanım'a selamlar gönderiyoruz demişler. Gene bizleri Ömer Oğuzhan, Ömer abi izliyormuş. Ömer abiye de selamlar. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz.
Ahmet Sönmez bizleri izliyormuş. Cemil Yüksel sponsorlarımız bizleri izliyormuş. Gene Kağıthane'den Muzaffer Baltacı, Necmettin Özcan bizleri izliyormuş. Musa Can değerli başkanımız bizleri izliyormuş. Biraz da rahatsızmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet Ayşegül, ne okuyacaksın bize? Hadi güzel bir türkü gelsin. Başkanımla da sohbet edeceğiz. Federasyon ne durumda? Bak burada güzel sanatçı dostlarımız var. Bir gece artık federasyon kuruldu mu kurulmadı mı? Ne zaman kuruluyor? Son aşama ne? Onun bir bilgisini alalım. Evet alkışlar Ayşegül Pınar için geliyor. Çoktan unuttum, ben seni dünden unuttum. Artık yalvarma boşuna, artık ağlama boşuna. Ben seni çoktan unuttum, ben seni dünden unuttum. Hiç ağlama dönme. Çalma gelme sana.
Vay 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 vay. Kimin bu eser? Güzel bir eser, güzel bir yorum. Evet, çok güzel. Gerçekten her bütün sanatçılarımız okudu zaten bu güzel türkü. Ben de bugün okumak istedim. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Öndül hakikaten. Güzel mi? Beğendik. Beğendik. Halkımıza soralım. Evet değerli dostlar, kısa bir tanıtımımız var. Ertan Bey uzaktan görünce mutlaka bir tanıtım olduğu aklıma geliyor. Evet, alkışlarla Ertan Bey alıyoruz. Evet Ertan Bey, bugün bize ne tanıtacaksın, ne ürünle geldin bize? Evet, Lasinya ile geldik bugün. Güzel bir ürünle geldik. Şöyle üçlü setten oluşan muhteşem bir ürünle geldik. Bu ürün yaza ideal girmek isteyenler için muhteşem bir ürün. Güzel bir tüy dökücü. Şimdi olaya tüy dökücü yönüyle bakmanızı istemiyorum. 3, 5 ya da en fazla 10 yıl sonra insanoğlunun bence Türkiye'de karşılaşacağı iki önemli problem var. Bunlardan birisi şişmanlık, birisi aşırı kıllanma. Şişmanlığın nedenlerini artık hepimiz biliyoruz ve sizlere özellikle mutlaka zaten hem tanıtıcı reklamlarımızda olsun hem yaptığımız sağlık konuşmalarında olsun zayıflamanız gerektiğini söylüyoruz. Diğeri ise kıllanma. Bakın şu meyve ve sebzelerdeki hormon muhabbetleri, ondan sonra hormonal dengesizlikler, kişinin psikolojik problemleri, düzensiz beslenmesi kişilerde acayip tüylenme ve kıllanmaya yol açıyor. Gerçekten eskiden bu kadar tüylenme kıllanma yoktu. Domatesin iyisini yerdik. Hormon diye bir şey yoktu. GDO diye bir şey yoktu. Şimdi bakın çilek çıkıyor. Yiyorsunuz 6 yaşındaki kızın yüzünden kıl çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Bunların hepsi bir sıkıntı. Ve biz özellikle sizlere bu iki önemli sorundan bahsediyoruz. Ve bugün diyoruz ki vücudunuzda İstemediğiniz bütün tüylerden kurtulabilirsiniz. Bütün tüylerden sadece 10 dakika içinde kurtulacaksınız. Sağlık Bakanlığı bildirimli ve 10 dakikada tüylerinizi döken muhteşem bir ürün olan Lasinya. Şöyle üçlü bir setten oluşuyor. Bakın fiyatı 99 liradır. Bugün Cemil Kaya programına özel arayan herkese 69 liraya vereceğiz. Yani bugün arayanlar 30 lira indirimli olarak alacaklar. Ve 69 lira verdiğiniz bu ürün için ayrıyetten bir kargo bedeli ekstra hiçbir ücret de ödemeyeceksiniz. Hem bayanlar hem erkekler kullanabilir. Bakın bizim bir call center numaramız var. 0216 641 48 48. 0216 641 48 48. Orada uzman arkadaşlarımız size istediğiniz soruyu sorun, cevabını verecekler. Hemen kullanımına geçmek istiyorum. Bakın üçlü bir set halindedir. Birinci set tüyü döker. İkinci set tüyün daha az ve daha seyrek çıkmasını sağlar. Üçüncü set bayanlar için özel selülit problemleri için sıkılaştırıcı bir üründür. Hemen kullanımından bahsetmek istiyorum. Eğer vücudunuzda güneş yanı, yara, kaşıntı, sivilce varsa buralara kullanmıyorsunuz. Ama ben vücudumun hem bayanlar hem erkekler için söylüyorum. Vücudumun şöyle baş aşağı kısmından aşağı doğru yani şu gırtlaktan ayak tırnağınıza kadar istediğiniz yerde olan tüyleri dökebilirsiniz. Dökmek için yapmanız gereken şey şu. Önce şu Lasinya'nın birinci setini mesela ben koluma sürüp kolumu dökmek istiyorum. Şöyle kalın bir tabak halinde bir jel gibidir. O jeli sürüyorum. 10 dakika bekliyorum. Ortalama 10 dakika diyoruz. Kılınızın iri, ince veya sarı veya siyah tüy olmasına göre değişiklik gösterir. 4 dakikada olabilir ama biz diyoruz ki 10 dakika bekleyin. 10. dakika sonunda tüyleriniz kıpkıvırcık olmaya başlayacak ve bir mendil, bir ıspartula ya da bir banyo lifi vasıtasıyla silin. Sildiğiniz yer böyle jiletle kesilmiş gibi pasparlak olacak. Hemen yıkayın. İşte birincisi o an itibariyle devreden çıkıyor. Hemen ikincisi. İzleyicilerimiz diyorlar ki tamam biz kılı tüyü döküyoruz ama daha sert çıkıyor. Daha erken çıkıyor. Ne yapacağız? İşte bu ikinci setimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Bu kıl dökme işini yaptıktan sonra 2 günde bir, 3 günde bir, 4 günde bir zaten bir jel gibi olduğu için o alan alınıp dökülen bölgeye sürün. Sürdüğünüz zaman böyle nemli bir krem gibidir. Gözeneklerden içeri girer, tüy diplerinin dibine işler, onları orada böyle bir sıkar tutar. Hem daha güçsüz çıkmasını sağlar, hem daha az çıkmasını sağlar. İçinde nemlendirici olduğu için vücudun nem dengesini tutar, hücreleri korur, pH dengelerinizi de korur. Ve diğer üçüncü kısma geçiyoruz. O da bayanların selülit problemlerini
Hani o selülitin sıkılaşması vücudun düzene girmesi içindir. Ve size şunu da söylüyoruz. Piyasada 300 liraya, 400 liraya, Cemil abi 500 liraya satılan ürünler var. Bakın, ürünün fiyatının yüksek olması o ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. İşte aynı işlevi lasin yağı çok çok ucuz, 69 liraya yapıyor. Tabii şehirde olan çalışan kadınlarımız için söylüyoruz. Bir senelik kuaför masrafları komple bakım olarak yaklaşık 1000 liraya yakın. Geçen gün makamımızda onun hesabını yaptık bu ürünü planlarken. Bakın, 2 ay, 3 ay rahatlıkla kullanabileceğiniz mis gibi kokan, hiçbir kötü kokusu olmayan, bakın çilekle kavun karışımı arası kokan güzel bir tüy dökücü. Ve Sağlık Bakanlığı bildirimli resmi faturasıyla kapınıza kadar gelen muhteşem bir ürün. Ve bu ürünle hem erkekler hem bayanlar vücudundaki tüylerden 10 dakika içinde kurtulacak. Artık bu kıllanma tüylenme mevzuları yüzünden toplumda psikolojiniz bozulmayacak. İkinci sınıf vatandaş muamelesine düşmeyeceksiniz. Bu işler çok önemli. Eşler arasında bile büyük soğukluğa neden oluyor. Bakın, nanoteknoloji o kadar ilerledi ki artık sizler de vücudunuzdaki tüylerden rahatlıkla kurtulacaksınız. 99 lira değil, bu programa özel. Biz buradan çekip gidene kadar bu ürün 69 liradır, kargo bedeli de yoktur. Artık denize de yazın, rahat rahat gidin. Pikniğe de gidin, merak etmeyin, hiçbir alaycı bakışta üstünüzde olmayacak. Tabii bu Allah vergisi ama bunu düzeltmek sizin elinizde. Sıkıntısı olmayanlara bir şey demiyoruz ama hani vücudun biraz daha tüysüz, biraz daha parlak görünsün diyen herkese saygımız var. Lasinya'yı da bir Türk malı olduğu için, onun için biz buraya getirdik. Ve 69 liraya gerçekten veriyoruz. Bütün sıkıntılarınızdan 10 dakika içinde kurtulacaksınız. Nereden ulaşacaksınız? 0216-641-4848. 0216-641-4848 numaralı telefonlardan 69 liralık bedel karşılığında ücretsiz kargoyla ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz vermiş onun bilgilerini. Evet değerli dostlar, programımızın son yarım saatine doğru gidiyoruz. Mehmet abi, çok oturdun, gel yanıma. Vallahi gel. Sen bugün hiç türkü okumadın. Sen gel oku. Gel vallahi gel. Yok. Önce sen, ondan sonra ben. Yok valla sen oku. Yok valla senden dertli bir uzun hava istiyoruz. İstiyor muyuz? Mehmet Öndür'ü bulmuş dertli uzun hava dinlemeden. Bırakır o zaman mıyız? Burada mı okuyayım? Ya, nasıl istersen. Peki, nasıl burada. Rahat ol. Olursa. Program sen, ne rahat ol. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet hocam. Ver bakayım oradan bir ses. Peki evet, bugün hep aşktan bahsettik. Bütün aşık olanlara gelsin o zaman. Öyle değil mi? Peki. Thank you.
Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hürmetler. Çok sağ olasın. Saygılarımı sunuyorum. Mehmet teşekkürler. Öndül'den türkü dinlemek bize ayrı zevk, ayrı bir tat veriyor. Yani yıllarca hep söylüyorum. Cavit Karabey, Mehmet Öndül, Malatyalı İbrahim. Allah benim razı olsun. Fanatikle dinlediğim seslerden. Bu arada seslerden... tabii yaşımız da çıktı ortaya. Abi sen 27 yaşındasın daha. Ne? Ama bir şey söyleyeyim. Dün akşam benim doğum günümde biliyor musun? Yapma ya. Tabii. Niye kaçırdık biz onu? Malatya'yı bitirdik, 45'e girdik. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Allah çok teşekkürler. Versin. Her zaman bu camiada örnek isimlerden bir Allah tanesi. Allah razı olsun. Yorumunuzda, duruşunuzda. Çok teşekkür ediyorum. Bu değerli ustalarıma ben güzel bir alkış rica edeyim. Valla teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet değerli dostlar, bizlere destek veren sponsorlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, ana sponsorumuz bildiğiniz gibi Edwire firması. Aynı zamanda Türkiye ve Almanya'da faaliyet gösteren tel firması, tel şekillendirme firması. Aynı zamanda çelik tel ve profil kesme makinelerinde Türkiye'de distribütörünü yapan Etveyer firmasına teşekkür ediyoruz. İlhami Atalay Bey'e de buradan selamlar. İleriki haftalarda da program konuğumuz olacak. Buradan Almanya'daki dostlarımıza da selamlar gönderiyoruz. Ayın 20'sinde kısmet olursa yine Almanya'da olacağız. 20 Nisan, Mayıs'ta herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Gene bizlere destek olan sponsorlarımızdan Akyapı Gayrimenkul'e teşekkür ediyoruz. Özcan ve Ali Yıldız Bey sağ olsunlar. Büyük Yoncalı ve Çerkezköy Kapaklı bölgesinde İmarlı ifrazlı arsalar vardı. Aynı zamanda 24 aya varan vadeli satışlar sizleri bekliyor değerli dostlar. Gene Öz Kursan kuru sıkı ve av malzemeleri üreten Cemil Özdemir Bey. Aynı zamanda benim de akrabam. Kendisine buradan selamlar gönderiyoruz. Milat Gazetesi ve 8. Sütun internet gazetesiyle de sizlere hizmet veren Öz Kursan kuru sıkı bir kurumsal firmadır. Aynı zamanda bunu da size belirtmiş olalım. Cemil Özdemir ve bütün çalışanlarına da başarılar diliyoruz. Buradan selamlar gönderelim. Kırmızı Gül Kimya Yapıştırıcıları Engin ve Mustafa Kırmızı Gül'e teşekkür ediyoruz bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı. Gene Sönmez Hidrolik Ahmet Sönmez Bey, çöp kamyonları, damper kasa, hidrolik kamyonlarının hidroliklerini imal eden Sönmez Hidrolik'e de başarılar diliyoruz. Cemil Ota Yedek Parçaları, Cemil Yüksel Bey'e her türlü Ota Yedek Parçaları mevcut olan Cemil Ota Yedek Parçalarına da buradan başarılar diliyoruz. Pazar günlerde aynı zamanda açıklıyoruz. Yeri Sefaköy Borsa'nın karşısında. Evet, Cemil Kaya Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri kendi firmamız, yönetim kurulu başkanı kardeşim Adem Kaya'ya teşekkür ediyorum programımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı. Gene programımıza Anatolia Koltuk, Burhan Kandemir ve Cengiz Şimşek Bey'e teşekkür ediyoruz bu güzel koltuklarından dolayı. En büyük alkışları sponsorlarımıza gönderelim. Gönül gözüm, tamam. Evet değerli dostlar, bir gönül gözüm yapalım. İkinci albümümüzde olan ve bize çok büyük renk katan, isim yapmamıza sebep olan o güzel eseri sevenlerimiz için ve Murat Öztürk için, Aslan Karaslan için okuyoruz. Ömer Oğuzhan, sana da gitsin bu eser. Saz ekibimize gelsin alkışlar. We'll be right back.
aşkına yandım. Gözümün nuru. Ben seni öyle çok sevdim ki sen bunu bile anlayamadın. Sen bunu bile göremedin. Ey vefasız sevgilim. Sen var ya sen. Masumluğuna baş başa sana elveda diyorum. Elveda. Eyvallah, yüreğinize sağlık. İşte aşk meşk böyle bir şeyler. Sözleri yine Cemil Kaya, müziği Basri Özdemir'le birlikte, yine Cemil Kaya'yı. Senin türkün değil mi? Naçizane yazmış. Valla bu adam aşık. Yemin ediyorum ya, var var, sende var çünkü belli. Abi bulamadım ya. Aşk meşk. Hani Mehmet abi. Vallahi Cemil, ben sana bir şey söyleyeyim. Ciddi diyorum. Bunu senin gözlerinden gördüm. Bir de yazdığın türkülerde bellidir. Aşıksın ama çaktırmıyorsun. Televizyonda göstermiyorsun. Ya Murat Başkan'ı şimdi cesaretleniyorsun. Artık onun dilinden kurtulamam Murat. Hadi söyle söyle. Hadi söyle. Abi bulamadım ki kimse ya. Kimse bizi görmüyor. Tamam. Abi olsa söylerim ya. Niye söylemeyeyim ki? Hani aşk güzel bir şey. Tabii ben de diyorum, hani benim yüreğimi kıpırdatacak biri bir sefer oldu bitti, ama bundan sonra olur mu? Onun yerini dolduracak biri olur mu? Zor. Zor bir adamım. Aşkın yaşı olmaz. Her yaşta olması gerekiyor tabii ki. Ben sanki bugün bir profesör gibi burada oturmuşum aşkı isteyeceğim. Neyse kardeş, ben bu işlere girmiyorum. Ayşegül bize bir türkü okusun değil mi? Heh, evet tabii ki. Güzel bir eser. Artık hakikaten korkar oldum. Yani yine mi bir şaka var diyeceğim. Yani hakikaten biriniz konuşup biriniz söyleyince böyle bakıyorum artık. O zaman yine hareketli olalım mı? Tamam. Evet. Alkışlıyoruz. Ayşegül Pınar. Bu türkü de söz müziği bana ait. Hadi bakalım. Hadi bir dinleyelim bakalım. Gelsin. Oynamaya hazır mıyız? Haydi bakalım.
canım erbabımın, aşığım yaylasına, benim canım erbabımın. Sevdim seni erbabı, güzellerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbabı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Sevdim seni erbabı, yiğitlerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbalı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Koştu koştu. Şova'dan geçince, soğuk sudan içince, dağlarına bakınca benim güzel erbabımın, dağlarına bakınca benim güzel erbabımın. Sevdim seni erbabı, güzellerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbabı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Sevdim seni erbabı, yiğitlerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbabı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Benim canım erbabımın, özlemini çekerim, benim canım erbabımın. Sevdim seni erbabı, güzellerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbabı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Sevdim seni erbabı, yiğitlerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbalı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Helal olsun. Haydi Rabbi. Ayşegül'ün şehridir, köyü Keçeci'dir, çok meşhurdur yaprağı, benim canım erbabımın. Çok meşhurdur tuğlası, benim canım erbabımın. Sevdim seni erbabı, güzellerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbabı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Sevdim seni erbabı, yiğitlerin mekanı, Allah vermiş yaratmış bize derler erbabı. Allah vermiş yaratmış bize derler tokatlı. Çok teşekkürler, sağ olun. Ver coşkuyu, ver ver. Ayşegül memleketi Tokat, Erbaa. Evet. Bir de köy mü geçiyor orada? Evet, köyümü de söyledim. Keçeci. Keçeci köyü. Erbaa'ya bağlı değil mi? Evet evet, kesinlikle. Erbaa'da benim bir asker arkadaşım vardı, Kamil Ülkü. Eğer izliyorsanız selamlar olsun. Selamlar olsun. Ben Erbaa'mızın Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Tokat Beyefendi'ye de bu güzel türküyü armağan etmiş olayım. Tüm Erbaa'lara bu güzel türkümüz armağan olsun. Mehmet Öndüm, beğendik mi? Şöyle yorum alalım. Valla
önce video buradan. Geliyor herhalde. Gerçekten güzeldi, güzeldi. Mikrofon çok olunca artık. Mikrofon da şaka yapmaya başladı artık. Bu ara her, tabii ki ülkemizin her tarafı çok güzel biliyorsunuz. Ama hani diyorlar ya, bülbülü kafese koymuşlar, vatan vatan demiş. Herkesin memleketi, ama ben de bir Vanlı olarak Van'ı da çok seviyorum. Evet. Abi Sinop'a sizi davet ediyorum bu sene. Birkaç gün önüne sponsorum benim. Misafirim ol başım üzerine. Sinop'u bir gör. Üç tarafı denizde çevirmiş. Sinop'a geldim. Çok yaklaşık belki 10 kere konsere gitmişim. Sinop'u çok seviyorum. Oradaki gerçekten, oran halkı gerçekten bana ilgisi çok farklıydı. Ben kesinlikle, buradan da kesinlikle. Orada hürmetlerimi sunuyorum oradaki insanlara. Çok çok beni böyle el üstünde tuttular. O yüzden sizin vasıtanızla ben çok teşekkür ederim. Sinop'a. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Murat Başkanım'la federasyon konusunda bir iki cümle yapalım. Ben müsaade alayım. Evet değerli dostlar, Murat Öztürk. Başkanım hoş geldin. Hemen şöyle bir iki cümle. Federasyon kısa nedir? Kısa olsun diyorsun, evet. Ben sana nice 7 yıllar diliyorum. Böyle güzel sanatçıları da programına kattığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Televizyonu başında buradaki konuklara da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İstanbul'da Sinoplar Federasyonu'nu kurduk Anadolu yakasında. Tüm Sinop Federasyonu, bütün Sinoplulara, ülkemize hayırlı olsun diyorum. 57 tane dernekle beraber kurduk bu federasyonu. Hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gümbür gümbür federasyonumuz geliyor. Başka bir diyeceğim yok. Bizi izleyen bütün dostlara selamlar. Sinop'ta olanlara. Sağ teşekkür ol. Ediyorum. Hemen Aslan Bey. Abi menajerlik falan mı var? Yani bakıyorum yani siz ayrılmaz ikili oldunuz. Aslan Bey federasyonumuza büyük bir destek verdi iş adamı olduğu için. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Murat Başkan da bizi bu işe bulaştırdı. Önce derneğe, ondan sonra federasyona soktu bizi. Mecburen dediği gibi gümbür gümbür geliyoruz. Tüm Sinoplulara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli sanatçılara da tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah İsmail Başkan'ı da bekleriz önümüzdeki günlerde. Bizi izleyen herkese de selamlar, saygılar gönderiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle ben bir geceyi bize yaşattığınız için. Ne demek? Çok teşekkür ederim ben de. Sizlere çok sağ olasınız. Evet, alkışlıyoruz değerli dostlarımızı. Önümüzdeki günlerde kısmet olursa dernek başkanımız, federasyon başkanımız İsmail Kabakçı'yı da programımıza bekliyoruz. Kısmet olursa önümüzdeki hafta olmazsa öbür hafta mutlaka aynı zamanda tekrar bildiğim kadarıyla göreve dönüyor Ataşehir Belediyesi'nde. Tekrar pazartesi başlıyor. Başkanıma da başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun. Mehmet abi programımızın sonuna doğru geldik. Finalde Mehmet Öndül'le final yapacağız. Ben başta ekranları başında bizi izleyen, ben sürekli bir sloganım var. İnsanlık adına bizi izleyen herkese saygı ve hürmetlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten stüdyoda çok sıcak bir ortam vardı. Sizler de zahmet oldu, sizler el çaldınız, alkış yaptınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Vallahi benim yaklaşık 3 saat oldu değil mi? Evet. Çok kısa geçti. Senin programda da benim gerçekten burada bulunmaktan da şeref duyuyorum. Sanki evimdeymişimiz gibi çok güzel bir program oldu. Ben başta Mavi Karadeniz'in izleyen bütün izleyicilere hürmetlerimi sunuyorum. Keşke bitmeseydi, 2 saat daha burada kalsaydık. Abi program senin ne demek? İleriki günlerde inşallah gene sizi bekleriz programımıza. Bizi onur ettin, onur verdin. Renk çok attın programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ayşegül, çok teşekkür ediyorum. Ben şanslı sizlere çok albüm, teşekkür ediyorum. Olsun. Evet, ilk baştaki birinci albümümüz biliyorsun. Sordum sordum söylemedi. Öğrendim ki Sivas demiş dedik. İlk ben okumuştum o güzel türküyü. Bu ikinci albümümüz. Şanslıyım albümü tüm müzik marketlerde Arda Müzik etiketiyle güzel bir albüm çalışması yaptık. Ben çok değerli yönetmenim Fikret Hasani'ye çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ve sizin programda olmak hakikaten çok güzeldi. Mehmet Öndür'e çok teşekkür ediyorum. Ama bir daha şaka yapmayın. Ben de kalp var, onu söylemiş olayım. Bu şakayı da hiçbir zaman unutmayacağım tabii ki. Güzel bir şakaydı. İnsan söylediği anda da kuliste bana da söylerdi. Senin albüm çıkmış, yeni gelmişsin. Benim programda ama işte programın başında ayık olmam lazımdı ki şifreli konuşmanızı hiç de anlamadım. Yine de kutluyorum. Bu tiyatronuzdan da kutluyorum valla. Harikaydı. Vallahi çok teşekkürler. Valla güzel bir filmle vallahi geliyor bravo. İnşallah. O zaman kısa zamanda eğer ki filmlerde görmezsek şaşarım zaten. Göreceğiz değil mi? Var bak tabii, varmış. Mahsun Kırmızıgül gerçekten çok güzel projelere imza evet. atıyor. Yaptığı her film ses getiriyor.
O zaman Mehmet Öndürlü'yü göreceğiz. Çünkü görmemiz gerekiyor. Çok güzel oynadı. Bravo. Bir daha alkış istiyorum ben. Hakikaten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olasınız. Evet, Mehmet Öndürlü'nün son eseri. Beraber canım. Tamam. Halay tarzı bir şey olsun. Halay tarzı beraber. Kardeşimle tamam. Beraber okuyalım. Tamam. Evet, o zaman hemen şöyle alalım biz. Evet değerli dostlar. Programımız haftaya gümbür gümbür devam ediyor gene. Sürpriz konuklarla, sürpriz sanatçı dostlarımızla sizin karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bazen soğuk şakalar, bazen sürprizler. Ekranda şov programı, her an her şey olabilir. Sürprizle de karşılaşabilirsiniz, şakalarla da karşılaşabilirsiniz. Çünkü böyle değerli bir dostu programımızda konuk etmek, ağırlamak gerçekten bize bir şeref oldu. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Değerli Mehmet Öndül. O güzel sesinden, o güzel yorumlarından bizleri mahrum etmediği için ve Mehmet Öndül'ün benim programıma gelmesinde gerçekten emeği olan Ömer Oğuzhan'a çok teşekkür ediyorum. Ömer abiyi çok aradım dedim. Mehmet abinin telefonu var. Bir iki sefer görüştük ama sen dedim ara seni kıramaz. Programımıza renk versin, şeref versin, onur versin. Bizi kırmayıp geldi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Programımızda da başlar dönüm. Yolunuz izin. Ben zaten de söz almak olsun. İstiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta olmasa da. Albüm çıksın evet. Öyle geleyim. Peki. Peki olur. Tamam. Peki teşekkürler. İnşallah. Ne zaman istersen gelirim. Kısa bir zamanda albümümüzde çıkıyor. Güzel eserler var. Gümbür gümbür gelelim İnşallah. İstiyoruz. Evet haftaya görüşmek üzere diyoruz. Birlikte Mehmet Öndül'e, Ayşegül Pınar'a katılan bütün dostlarımıza, seyircilerine de çok teşekkür ediyoruz. Evet Gönder Hocam. Haydi bakayım. Kocular yar can kolu bağ mercan, ben sana hayran.
Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show sona erdi.